Şanlıurfa T tipi kapalı cezaevinde 2024 yılında şartlı tahliye hakkı verilerek tahliye edilen tek bir mahpus bile bulunmamaktadır. Mahpusların tamamı kendilerine verilen cezaların hak edilerek tahliye edilme tarihine kadar cezaevlerinde tutulmaktadır. Son zamanlarda yine Şanlıurfa T tipi kapalı cezaevinde Aram yayınlarına ait kitaplar toplatılmıştır. Yine 15 Ağustos günü Kürtçe şarkılar eşliğinde mahpusların bir kısmı halay çektiği gerekçesiyle haklarında propaganda yaptıkları iddiasıyla soruşturma başlatılmıştır. Bizce bunlar da birer hak ihlali durumundadır. Kitap konusuna değinmek gerekirse, Kültür Bakanlığı tarafından kabul görülmüş, onay almış bütün kitaplar cezaevinde okunabilir, cezaevine sokulabilir, cezaevinde mahpuslar tarafından okunabilir. Ancak yine Aram yayınlarının bu niteliğin dışında bırakılarak cezaevinde bir yasak olarak görülmesi tamamen keyfi bir durumdur. Bununla ilgili ne cezaevi yönetmeliklerinde ne de infaz hukukunda herhangi bir engel olmamasına rağmen idarenin böyle bir engel oluşturması, cezaevlerinde istediği kitapları toplatıp istediği kitapları bırakması tamamen keyfi ve bir anlamda da hak ihlali anlamına gelmektedir. Yine halay meselesine gelecek olursak, mahpusların herhangi bir etkinliklerinden biri de Kürt kültürünün bir parçası olan halayı herhangi bir biçimde, herhangi bir zaman diliminde yapması önünde herhangi bir yasağın konulması aslında insanlık dışı bir durumdur. Öyle ki sadece bir tarihten ileri gelerek mahpusların bir belirli bir tarihte halay çekmesi ve Kürtçe şarkılar söylemesini propaganda olarak kabul etmesi idarenin bizce aslında bir Kürt düşmanlığı anlamına gelmektedir. Nitekim mahpuslarla yapılan görüşmede halay eşliğinde söyledikleri şarkılar içerisinde herhangi bir propaganda mahiyetinde bir cümlenin, bir kelimenin varlığı bile söz konusu değilken sadece Kürtçe şarkı söylemiş olmalarından dolayı haklarında soruşturma açılması az önce de ifade ettiğimiz gibi Kürt düşmanlığından öte bir şey değildir. Şanlıurfa T tipi kapalı cezaevinde şu an içerisinde ağır derecede diyebileceğimiz toplam 22 hasta bulunmaktadır. Dediğimiz gibi bu hastaların içerisinde acilen tıbbi müdahalenin yapılması gerekilen veya acilen cerrahi müdahalenin yapılması gerekilen hastalar da bulunmaktadır. Ancak bizim yapmış olduğumuz görüşmelerden edindiğimiz bilgiler neticesinde özellikle de durumu ağır olan hastalara yönelik hiçbir tedavi süreci başlatılmış değildir. Örneğin isim vermek gerekirse Şeriban Mimkara isimli mahpus boğazında bulunan kist nedeniyle acilen cezaevi dışında koşulları çok daha uygun olan bir hastanede cerrahi müdahalenin yapılması gerekmektedir. Ancak yaklaşık 3 yıldır, 4 yıldır cezaevinde ilaçlarla, ki ilaçlar da düzenli bir şekilde verilmemektedir, ilaçlarla tedavi edilmeye çalışılmaktadır.